öncelikle iki şeye açıklık getireyim. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kahramanıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi düşmanların elinden kurtarmıştır. Birçok emeği geçmiştir, birçok şey geçmiştir. Mesela Mustafa Kemal'in kahramanlığı Allah subhanahu aleyhi ve sellem kitabını kaldırıp yerine layık İtalyan onlardan alıp gelmesi midir? Bu ayrı bir konu. Nasıl mesela? Büyük bir konu değil mi? Nasıl? Nasıl? Allah subhanahu aleyhi ve sellem kitabını kaldırıp yerine İtalya'dan, İsviçre'den, Almanya'dan kanunlar alıp Allah'ın kanunlarını İtalya'daki kanunlara tercih etmeyip İtalya'daki kanunlar, Almanya'daki kanunları o insanların saçmalıklarını Allah'ın kanunlarına tercih etmesi kahramanlık mıdır? Kahramanlık mıdır? Fransızca mecburi, Türkçe mecburi olacağına Kur'an-ı Kerim mecbur yapsın iki okullarda, ortaokullarda. Atatürk'ün hayatını baştan sona kadar. Tamam. 2'ye giden çocuk A'dan Z'ye kadar biliyor. Peygamberimizin hayatını bilsin. O mecburi ders olsun. Var. Din, kültür ve eğitim dersi var. Ne öğretiliyor? İki tane sure. Diklerini bilmiyorum. Hayırlı günler. Yani sorumuz aslında şu, hayatınızdan memnun musunuz? Yani Türkiye'de yaşıyoruz, her birimizin geçimi var, kazançlarımız var, ailemiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Şu anki hayatımızdan memnun muyuz? Hocam şöyle ifade edeyim, son 3-5 yıla kadar memnunduk. Ama ve lakin son gelen zamlarla birlikte en alt tabaka tabii biz oluyoruz. Asgari ücretin de belirli yetmedikleri yerler var. Bu konuyla alakalı sıkıntılar çekiyoruz. Peki nasıl bir sistem isterdiniz? Nasıl bir sistem? Sisteme gelince önce adalet. Peki şu anki sistemde adalet mümkün mü? Şu anki sistemde pek mümkün değil bazı konularda. Ya mesela şöyle söyleyeyim, adaletten bahsettiniz. Evet. Adaletsiz olan bir sistem de asla ve asla adalet olmaz. Şimdi İslami bir bilinçteysek ya da kendimize Müslüman diyor isek asıl adalet Allah subhanahu teala'nın katında inen adalettir. O da Kur'an ve sünnettir. Bu sistemde herhangi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete karşı duruşu da ortada. Yani şeriat istemek vesaire hilafet istemek gibi durumlara karşı olan bir sistem. O halde bu memlekette bizim adalet beklememiz beyhude olmuyor mu? Tabii ki haklı yönleriniz var. Şöyle izah edeyim. Yeni nesil, Z kuşağı dedikleri. Biz onlara şöyle diyebilir miyiz mesela? Laik bireyler ya da laik birey yetiştirmek için açılan okullarda yetiştirilen gençler. Tam anlamadım demek istediğin. Yani laik bireyler. Mesela Milli Eğitim'in amacı kendi yasada şöyle yazar. Laik bireyler yetiştirilmek için açılan okullardır bu okullar. Yani siz mesela çocuğunuzu okula gönderdiğinizde İslami bir bilinçle değil. Laik bir birey, demokrat bir birey. Gerekse Kemalist bir birey yetiştirmek için bir eğitim veriliyor. Bu yüzden bu Z kuşağı değil de biz laik birey yetiştirilmek üzere açılan okullardan mezun olan insanlar diyebilir miyiz? Hayır, mümkün yok. Çünkü dediğiniz gibi ben kendi gençliğimden anlatayım, örnek vereyim size. Biz her cuma okul tarafından müsaade edilip cuma namazına gidebilen insanlardık. Şu an okullarda ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ve yeni dediğim gibi Z kuşağında da İslami bilgilere dayalı gençlerin çok çok az bilgisi var. Onun ayrıcalığını da şöyle gösterebilirim. Geçenlerde internetten bir video izliyorum. Gençlere salavat nedir, getirebilir misin diyor. Gençler, Z kuşağı dediğimiz gençler salavat getirmeyi bilmiyor. Peki İslam mesela ya da bu sistem İslami konulara fazla değer vermediğinden dolayı gençlerimiz cahil kalıyor, İslami konularda bilinçsiz kalıyor diyebilir miyiz? Gençlerimiz bir de sadece sistemle alakalı şey yapamaz da gençlerimiz de bu yöne doğru aileleri itmiyor. Yönlendirmiyor. Seçenek var mı peki yani? Mesela örnek söyleyeyim. İslami bir bilinçle yetiştirilmek için açılan okullar, laik bir birey yetiştirmek için açılan okullar diye iki tane seçeneğimiz mi var ki? Mesela aileler ikinci seçeneği kullansın. İslami bilgilerle yetiştirilmek üzere açılan okulların içerisinde matematik olacak, Türkçe olacak, bütün gerekli bilgiler bilimidir, fenidir olacak ama İslam'a uygun bir şekilde. Yani böyle bir seçeneği sunan sistem sunmadığında biz nasıl İslami bir gençlik bekleyebiliriz? O eksikliğimizi de şöyle giderebiliriz. Yani çocuklarımızın, gençlerin yaz dönemlerinde okul zamanları kapandığı zaman Kur'an kursları var. Bununla ilgili bazı yerler var. Buralara gönderebiliriz, yönlendirebiliriz. Bu şekilde o ihtiyaçlarını da giderebiliriz. Peki normalde örnek söyleyeyim, laik bir sistemin emri altında ya da onun emriyle verilen fetvalar okutulan bir camide İslami bilinçine kadar bekleyebiliriz? Yani laik sistem kendi ayağına kurşun sıkar mı? Kendi bindiği dalı keser mi? Camilerde tam manasıyla Kur'an ve sünnet üzere fetvalar verilmesini ister. Mesela Maide 44. ayet var. Orada diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Yani laik sistem bu ayeti hiç okutturur mu kendi memuruna? Şu an için dediğiniz mümkün değil, evet. Mümkün değilse nasıl olur da mesela toplumdan İslami bir bilinç bekleyebiliriz? Yani sistem aslında kendi eliyle mi insanların Müslüman olması ya da İslam bilinçte olmasını engelliyor? Bu en başta aileden gelmesi gerekir.
çocuğun anne baba yetiştirmesinden. Şu andaki bizim en büyük şansımız aslında ülkenin başında sağcı, elhamdülillah Müslümanım diyen bir reis var. Ama Allah indirdiğiyle hükmetmiyor. Edemiyor. Dedin ya laiklik. Onlara gücümüz yetmiyor demek ki. Dış güçlere gücümüz yetmiyor. O zaman İslam laik bir sistemin buyruğu altında. İmam Hatip okullarımız var. Ama İslam, dediğini yine söylüyorum, laiklik hem İslam okullara hem İslami denilen İmam Hatip okullarına hem camilere veyahut bütün İslam adı altında açılan bütün kurulumlara, kuruluşlara el atıyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki benim sınırım bu, bu sınırı geçemezsin. Ama bir Müslüman Allah subhanahu aleyhi ve sınırını ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i önder olarak kabul eder, ona göre din anlatır. Ama laik sistem bu konu hakkında bir baskı yapıyor ve din özgürlüğü diyor. Bu bir tezat olmuyor mu? Oluyor ama işte her şey de bizim elimizde. Sen bu ülkenin başbakanısın. Yapacaksın. Neden korkuyor mesela? Biz de bilmiyoruz neden korkuyor. Allah mı büyük? Bu sistemin mesela müntesipler mi büyük? Allah büyük tabii ki yani, aşağı. Olur mu öyle şey? O zaman biz neye uymamız lazım? Mesela ne düşünüyorsunuz? Mesela örnek söylüyorum. Şu an 100.000 TL Cumhurbaşkanı maaş alıyor. Ve asgari ücrette olarak 4.500'ü belirliyor. 100.000 TL maaş alan bir insan, sizce sizin asgari ücretinizi belirlemesi bir yanlış değil mi? Yani halden aynı halde olan bir insan anlar. 100.000 TL alan bir insan anlamaz. Peki 100.000 TL'yi Cumhurbaşkanı kendisi mi koyuyor, yoksa bu sistemin kendi adaletsiz düzeninde yazan yasalara göre mi o maaşı alıyor? Yani bu sistemin adaletsizliği Cumhurbaşkanına yansımış oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın maaşıyla ilgili tartışmayacağım. Ben Cumhurbaşkanımızın ne kadar, 100.000 TL komik bir rakamdır. Çünkü Türk Milli Takımları Teknik Direktörü aylık atıyorum 500 milyar 1 trilyon alırken Cumhurbaşkanımızın 100 milyar alma çok çok cüzi ve gülünç bir duruma. Çünkü şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanımız tüm ülkeyi idare ediyor. Haliyle 100 milyar onun... Maaşına dokunmuyor ki yani. Zaten her şey elinde, her türlü imkanı var zaten. Gidip de markete 3 bin liralık, 5 bin liralık alışveriş yapmıyor. Zaten her şey bedava. Mesela bir futbol takımının teknik direktöründen bahsettiniz. Bu teknik direktörü oluşturan yani veya bu futbol takımını oluşturan yine bu sistem. Ya da 100 bin TL'yi kanun olarak Cumhurbaşkanı layık gören yine bu sistem. İslami bir sistem olsa, halife 100 bin TL alsa ve toplumuna, ümmetine şunu dese. Siz 4 bin TL alacaksınız. Bu toplumda bir karşılığa, bir isyana neden olmaz mı? Şimdi bu adaletsiz olduğundan dolayı ve İslami sistemde zaten böyle bir şey olmaz. Şimdi mesela abi siz dediniz ki bir teknik direktörü 250 bin TL alıyor. Bunu niye sorgulamıyoruz? Niye bir futbol takımı var? Niye bir tane teknik direktör ve bu kadar fiyata çalışıyor? Mesela futbol takımının Türkiye'ye getirisi nedir? Futbol takımının Türkiye'ye getirisi başarılı olursa tabii ki vardır. Bu bir reklamdır sonuçta. Milyonlarca kişi futbol izleyicisi, bu reklamın getirdiği ülkemize çok faydalı şeyler olabilir. Mesela bir faydasını bize söyler misiniz? Futbol takımlarının Türkiye'ye şu getirisi. Turist getirebilir yani. Turist getirebilir. Çünkü milli takım deyince yani Türk topçuların yani değer kazanması yani. Avrupa'da futbol oynaması yani. Onların değer kazanması yani. Mesela o değer topluma nasıl yansıyor? Ya bize yansımıyor yani. Sadece... O zaman nasıl oluyor mesela? Kime yansıyor? Teknik direktöre gidiyor bütün para. Maddiyat toplandığı zaman devlet onu halkıyla bölüşür değil mi? Bir kişiyle bölüşmez ya da bir takıma bölüşmez. Eğer elhamdülillah Müslüman diyorsak paylaşmak zorundayız yani. Eğer Müslüman elhamdülillah Müslüman diyorsa paylaşmak zorundayız. Yani o paylaşmaktan sonra bir anlamı yok yani. İstese benim için 100 trilyon alsın, 200 trilyon alsın. Ama şurada bir garibanın yanı, bir çoluğun çocuğunun gönlünü sevmekte sonra istiyorsan 500 trilyon alsın. Benim için önemi yok yani. Mesela örnek söyleyeyim, 250 bin dolar ya da 1 milyon dolar bir teknik direktörü alıyor. 1 milyon dolara bir örnek söylüyorum, küçük bir fabrika ya da bu zamana kadar aldığı milyonlarca dolarla bir fabrika yapılıp onun içerisine birçok işçiyi sokup bu toplumda istihdamı sağlayabilirdi. Futbol takımlarında oyuncular milyonlarca dolar alıyor mesela. Bunların da aynı şekilde faydası yok. Tam manasıyla boş, beleş bir gündem oluşturup, boş, beleş bir topluluk oluşturup, taraftar oluşturup insanlara hem ahiretten hem de dünyadan alıkoymak gibi bir işleme neden olmuş. Bu sistemin oluşturduğu bu durum. İslami bir rejimde insanlar boş, böyle şeyler üzerine peşlerine koşturulmaz. Yani düzgün bir şeylerin peşine koşturulur. Onlara güzel bir ahlak verilir. Güzel bir meslek verilir. Meslek edinmeleri için öncü bazı kurumlar oluştururlar ve toplumu bilinçlendirirler. Toplum boşu boşuna yaşayan bir varlık haline getirilmez. Ama bugün Türkiye'ye baktığımız zaman sistem insanları boşu boşuna yaşayan, işte futbolun peşinde, artistlerin peşinde, oyuncuların peşinde giden bir topluluk oluşturmuş maalesef. Dediğiniz gibi çok doğru şeyler. Özellikle bu internet hayatımıza girdikten sonra tamamen aile yaşantısı da kalmadı. Ve ben hükümeti şu konuda da eleştiriyorum. Bu kadınlara verilen haklar tamam verilsin. Bazıları çok doğru, çok gerçekçi. Mesela şöyle söyleyeyim. Kadınlarla ilgili bir hak arayışı var. İslami rejimde Allah subhanahu ve teala mesela annelerden bahsederken cennet onların ayağının altında olduğunu söylüyor. Ya da Allah subhanahu ve teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki kadınlar size Allah'ın emanetleridir. Bugünkü sistemde böyle bir kanun yok. Böyle bir görüş yok. İslam'da o kadar değerli olan bu kanunları bir kenara bırakıp da kadınların kaybolmuş haklarını aramak beyhude değil mi? Yahut milletvekili denilen insanlar. Şimdi bu sorunlar da genelde zaten para maddiyete dayanıyor. Aile
maddiyat yönünden rahat olmadığı için zaten birbirine düşme meyillisi oluyor. Dediğim gibi kadınlara tamam, cennet annemizin ayaklarının altındadır. Verilen haklar son derece iyi, güzel ama bunu erkeğe de mağdur edecek şekilde, küçük düşürecek şekilde uygulandığı zaman ister istemez toplumda bir ikilik oluyor. Bu da birçok ailenin boşanmasına, ayrılmasına neden oluyor. Maalesef bunu sistem kendi bir doğruyu yaparken, taş yaparken göz çıkartıyor. Ama sadece sorunumuz bu mu? Mesela sizin bir evladınız vardır muhtemelen. Yok, ben evlenmedim. Ya da burada evladınız var değil mi? Tabii ki, benim de evladım. Mesela evladınızın kumarbaz olmasını ister misiniz? Hayır, kesinlikle. Tefeci olmasını? Hayır, kesinlikle istemem. Yani. Veya kadın satmasını? Hayır, kesinlikle istemem yani. İçki içmesini? Karşıyım yani. Satmasını ister misiniz? Hayır, kesinlikle yani. Ama bu toplumun içerisinde eğer çocuğunuz yaşıyor ise herhangi bir birahaneye gidip içki içebilir. Ya da genel evinde kadınlar satılıyor, kadınlara girebilir. Yahut tefeci olabilir ya da faiz alabilir. Yani sizin çocuğunuzun şu an güveni yok, güvenliği yok bu sistemde. Yani çocuklar şu anda önünü göremiyor yani. Yani ne yapacaklarını bilmiyor yani. Şimdi ben çocuğuma sorayım, ne olmak istiyorsun? Topçu ya da şarkıcı. Niye? Çünkü para onlar da. Yani topçu olduğunda çok değer kazanıyor, para kazanıyor. Ama ileri düşünmüyor yani. Ya da benim gibi düşünmüyor. Ben mesela asgari ücretle çalışıyorum. Mesela ben yarını düşünemiyorum mesela. Yarın ne olacak, ne gelecek başıma düşünemiyorum yani. Yani tek sorun ekonomi değil yani. Mesela örnek söylüyorum, kişiliksiz, karaktersiz bir bireyin milyarları olsa ne olur? Doğru mu? Yani sizin çocuğunuzu alacaklar. Örnek söylüyorum, kişiliksiz, karaktersiz bir şekilde yetiştirseler, çocuğunuzun zengin olması bu kişiliksiz, karaktersizden daha mı önemli? Benim için önemli değil yani. Yani para benim için ikinci planda yani. O zaman bu sistemde güvenlik sağlayamamış, şu anki toplumda da bizim güvenliğimiz yoktur diyebilir miyiz? Hemen hemen diyebiliriz yani. Şu anda diyebiliriz yani. İslami bir sistem mi yoksa bu sistemi mi isterdiniz? Şu anda İslami sistem isterdim yani. Şu anda İslami isterdim yani. Çünkü şeriatla yönetilmemizi ister misiniz? Bir Müslüman olarak evet. Tabii, eğer çoğumuz isteriz. Bugün şeriatla yönetilsin bu ülkemiz. 84 milyon içerisinde belki 4 milyon, 5 milyon insan anca çıkar. Domuz eti yemek haram. Onun haricinde her türlü yolsuzluk, hırsızlık, namussuzluk, her şey günah değil bize göre yani. Onun haricinde her türlü haramı zaten yiyoruz. Şimdi şöyle bir şey sordunuz. Yani diyorsunuz ki zaten şeriat ilan edilse 5 milyon kişi falan kabul eder etmez. Yani 5 milyon veya 10 milyon insan kalır ülkede. Bizim sorumuz şu, ortada bir doğru var ise, milyonlarca insan ona yanlış gözüyle bakıp istemiyor ise biz o doğrudan vaz mı geçmemiz gerek? Büyüdükçe zaten bu şekilde biz büyürken geldik yani biz. Hayır hayır, sorduğum soru şu, ortada bir doğru var iken milyonlarca insan da ona yanlış gözüyle bakıp onu istemediği takdirde biz o doğrudan vaz mı geçmemiz gerek? Zaten bize sistem getirtiyor bizi buraya. Sisteme razı değilsiniz yani, bu sistemden razı değilsiniz. Kimse razı değil ama herkes de bu sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyor. O zaman bugün demokrasi vardır diyemeyiz o zaman. Yani bir zorlama var, zorla bize bu sistemi dikte ediyorlar. Bir faşistlik var o zaman. Portajımın başında da belirttiğim gibi ilk önce adalet lazım. Ülkede adalet benim için de aynı olması lazım, senin için de, Cumhurbaşkanı için de, futbolcusu içinde, hakimi içinde. Herkes aynı adaletten, aynı kanundan yararlanırsa ortalıkta sıkıntı azalır, çözülür problemler. Peki siz, örnek söylüyorum, mahkemeye yolunuz düştü. İki mahkeme düşünelim. Bir İslam mahkemesi, bir bu laik sistemin getirdiği mahkeme. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dediğiyle İsviçre'den, İtalya'dan getirdikleri ve onlarla beraber oluşturdukları bir mahkeme. Siz Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarını mı adil görürsünüz yoksa bu sistemin kanunlarını mı? Şimdi tabii ki Allah'ın adaleti her şeyden önce gelir. O zaman adalet dediğimiz şey, adil dediğimiz şey Allah subhanahu ve teala'nın kanunları olması lazım. Bizim aramak istediğimiz şey de bu olması lazım değil mi? Tabii ki öyle. Bu şekilde yararlanabiliriz yani. Çözüm İslam'dır diye bilir miyiz? Tabii ki çözüm İslam'dır. Laiklik de kötü bir şey değildir. Laiklik de iyidir. Hem Allah hem başkaları olur mu? Hayır hayır, öyle değil. Değil yani, ama bizi bu duruma getiren baştakiler. Yani zorla bir dikte edilen bir sistemde yaşıyoruz maalesef. Razı olmadığımız bir sistemde yaşıyoruz. Şu an mesela örnek söylüyorum. Laik sistem dediğimiz sistem üzerimizde hangi mesela nimeti var? Mesela yağmurumuzu, güneşimizi, bulutumuzu, her şeyimizi Allah subhanahu teala veriyor. Annemizi, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her şeyimizi, gözümüzü, kulağımızı, aldığımız nefesi, verdiğimiz nefesi, hepsini Allah verirken laik sistem tamamen bunlara gasp ederek diyor ki Allah subhanahu teala bu kadar şeyi yaratabilir ama ben size hükmedeceğim. Allah subhanahu teala diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Bugünkü sistem kendi parlamentosunda diyor ki hüküm kayıtsız, şartsız millet. Bu sözüyle bile Allah subhanahu teala resmen baş kaldırmış bir sistem maalesef. Devamlı genelde sorduğumuz zaman toplum tamamen bundan razı değil. Çünkü ben bir Müslümanım, sizin dediğiniz gibi Müslümanım diyor. Ben bu sistemi asla ve asla istemiyorum. Bir Müslüman olarak İslam'ı istiyorum diyor. Peki sizin bir öneriniz var mı yani? Sistem nasıl değişecek? Allah subhanahu teala kitabını biz baştan sona Türkçe manasıyla anlayacağımız bir şekilde okur isek birçok peygamberin, örnek söylüyorum, 950 yıl boyunca Nuh aleyhisselam'ın tebliğ edip ve bir başarısızlıkla sonuçlanan
inanıp kendisini Allah subhanahu ve teala onu bir gemiye ve ona iman edenleri bir gemiye bindirip farklı bir yere götürdüğünü ve ardında kalan bütün insanlar helak olduğunu gösteriyor. Ya da Hud aleyhisselam'da bir başarısızlığın, daha doğrusu bu başarısızlıktan kastım toplum olarak başarısızlık. Yoksa Hud aleyhisselam öyle ya da böyle zaten galiptir. Çünkü Allah subhanahu ve teala öyle ya da böyle galiptir. Bütün peygamberler bizim anladığımız şekilde başarıya ulaşmamış. Birkaç peygamber dışında. Yunus aleyhisselam kendi kavminin iman etmesiyle Allah subhanahu ve teala onlara bir nimet verdi ve zamanla belli bir zaman daha Allah subhanahu ve teala onları yaşattı. Bu yüzden Kur'an'a baktığımız zaman her peygamber geldiği memleketi, geldiği devletin sistemini değiştirememiş. Ama onlara iman eden birkaç kişi onunla beraber kurtulmuş. O zaman biz sistemin, toplumun çoğunluğuna bakmadan kurtulmanın yollarını bakacağız. Allah subhanahu ve teala diyor ki bir tane kapı var kurtulmak için. Koş o kapıya doğru. Biz diyoruz ki milyonlarca insan başka kapıya doğru gidiyor. Biz nasıl o bir kapıya gideceğiz? Ya kurtulmak istiyorsan bir kapı da olsa, küçük de olsa, dar da olsa oradan geç. Mesele bu. Peki bu ülkemiz yöneten Cumhurbaşkanı sizin söylediklerinizi hepsini de çok iyi biliyor. Ama kendisi gidip Mısır'a laikliği tavsiye etti. Bak az önce mesela sevmediğiniz laikliği o Mısır'da tavsiye etti. O da çok iyi biliyor. Niçin yapmıyor o zaman? Niçin? Bir kul olarak öne söyleyeyim. Allah subhanahu teala ona sormayacak mı? Allah subhanahu teala diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani Cumhurbaşkanı da bunun içerisinde. Allah subhanahu teala demeyecek mi? Sen niçin benim şeriatımla hükmetmedin? Niçin haramlarımı helal eden o sisteme karşı mücadele etmedin? Onca yıl seni o şeyin başında benim iznimle sen durdun. Niçin faizi ortadan kaldırmadın? Niçin zina ortadan kaldırmadın? Niçin kumar ortadan kaldırmadın? Bunları sormayacak mı? Tabii ki soracak da ben bir daha sorayım. Siz bunların tamamen değişeceğine inanıyor musunuz? Aynı şeyi söylüyorum. Değişsin veya değişmesin. Bizim inancımız, itikadımız Kur'an ve sünnetin itikadı, inancı olması gerekli. O yüzden kurtuluş Kur'an ve sünnetin bahsettiği şekilde Allah subhanahu teala birleyeceğiz. Hiçbir şekilde ona şirk koşmayacağız. Onun kitabının yanına başka kitaplar getiren insanların hükümlerini kabul etmeyeceğiz. O sistemden giderken sağa sola dönüyor o sistem. O da sisteme ayak uyduruyor veya uyumak zorunda mı kalıyor? Veya dış güçler mi yaptırıyor? Peki biz Cumhurbaşkanı'na göre bakarak mı hayatımızı düzenlememiz gerek? Kur'an ve sünnete bakarak mı? Peki Kur'an ve sünnet ya. Kur'an ve sünnet Allah subhanahu ve teala öyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın şu an Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğinden dolayı suçlu olduğunu Kur'an ve sünnet söylüyor. Yani? Maide suresinin 45. ayetinde ve 47. ayetinde zalim ve fasık olduğunu da söylüyor. Biz böyle liderlerin peşinden mi gideceğiz yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi davasından hiç taviz vermemiş. Kur'an illa Kur'an'la hükmedilecek, illa Kur'an'ın dediği olacak, Kur'an ve sünnet ne diyor ise o yapılacak diyen bir önderin peşinden mi gitmemiz gerekli? Öyle bir önderin peşinden gitmemiz gerekiyor da öyle bir önder var mı? Allah subhanahu ve teala bize şunu söylüyor. Ben yeryüzüne bir Kur'an indirdim ve Resulümü gönderdim. Siz o doğruyu kabul edin, onun dışarısında ne kadar önünüze yanlış serilirse ve o doğruyu sistem de olsa yasaklamış olursa olsun siz o doğrunun peşinden gidin ve o yanlışı asla kabul etmeyin. Gerekirse ikinci seçeneğiniz olmasın. Bugün örnek söylüyorum, sandıklar konulacak. Siz şuna inanıyor musunuz? Onlarca sandık konulduğu zaman 10 tane seçenek var. Tam manasıyla şunu yapıyorlar. Arka tarafa bir tane adam düşünün. Ön tarafa da 10 tane kadın düşünün. Hangisini seçerseniz seçin o kadınlar bir tane adamla evlenecek. Sistem tamamen bunun üzerine ayarlanmış. Yani demokrat ve laik sistem arka tarafta bekliyor. Siz hangi sandığı seçerseniz seçin dünyanın en Müslümanım diyen insanı da seçseniz o sistemle yönetmeye mecbur bırakılacak. Buna demokrasi diyebilir miyiz hiç? Yani diyemeyiz. Sistem sandığı koymaları lazım. Şu anda mümkün mü? Ama yine söylüyorum ya, mümkün olmadığından dolayı biz yanlışı mı seçmemiz lazım? Tamam, ne yapalım o zaman? Yani ne yapabiliriz? Hiçbir şekilde Allah subhanahu teala'nın kitabından vazgeçmeyeceğiz. Onun üzerinde direteceğiz ve insanlara Kur'an ve sünnet üzere tebliğ edeceğiz. Anlatacağız. Peygamberler gibi. Sistem zaten zorla itiyor bizi. Ama bu bir imtihan değil mi? Allah subhanahu teala imtihan olacağımızı söyledi. Faizlere kalmış olsan adam parasıyla gidecek, fabrika açacak. Bankaya faizler atmayacak, fabrika açacak. İş İslam'a açılacak, neler olacak neler. Ama adam hazır para. Evet. Buna götürüyor bizi. Ya kapat o zaman abi bankaları. Geçimi, gerdimi, işi, gücü, her şeyi var. Her şey oradan gidiyor. Yani balık baştan kokar değil, sistem üstten başlar abi. O düzelirse vatandaş zaten düzelir. O nereye gidiyorsa biz ayak uydurmak zorunda kalıyoruz ister istemez. Yaşamak için. Bugün yarın çocuğu, iki tane çocuğumuz var, okula gidecek. Okula giderken yani ilk başta Atatürk. Buna siz razı değilsiniz. İstemiyorum yani, razı değilim yani, içim el vermiyor. Yani Atatürk'ü sevmiyoruz. Atatürk'ü sevmediğimizden dolayı onun görüşlerini, fikirlerini sevmiyoruz. Onun görüş ve fikirlerini de çocuklarımıza öğretmek istemiyoruz. Yani. Peki sistem sizin bu arzınıza işte mecbursunuz, siz diyorsunuz. Bu sizin güçsüzlüğünüz olur ama. Siz bu şekilde derseniz, başkaları bu şekilde derse sistem zaten istediğine ulaşır. Ama siz, biz İslami bir bilinçle yetiştirilmesini istiyoruz ve Mustafa Kemal'i ben sevmiyorum, görüşlerini, fikirlerini, sistemini sevmiyorum. Benim çocuğumu Allah yarattı, Allah'ın razı olduğu şekilde bir eğitim verilmesini istiyorum demediğimiz ve bunda diretmediğimiz takdirde çocuklarımız Kemalist, laik, demokrat bir birey olarak yetiştirilmeye devam edecek. Seçme ders verirsin o zaman. İsteyen öğrenciler istediği dersi seçsin. Bunu sunmuyor işte. Sistem bunu sunmuyor. İkinci seçeneği size sunmuyor.
sunmuyor. İkinci sandığı size sunmuyor. Biz de o sisteme ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Bu bir teslimiyet oluyor. Yani diyorsunuz ki yapacak bir şey yok ama yapanlar da olabilir. Yok yani yapabilen nasıl olacak yani? Mesela biz şu an soruyoruz. Bir nevi size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bir nevi bir şeylere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bizim gibi insanlar buna devam etse, fazlaca sayımız artsa, sistem bu konu hakkında ister istemez ya da tepkimizi göstersek, sistem bize ikinci okulu sunmak zorunda kalmayacak mı? Söz kalacak yani. Onlar da acaba bir fikir değişikliği olacak tabii. İlla havada soru işareti kalacak. O zaman mücadele etmemiz gerek. Mücadele etmemiz gerekiyor ama işte zayıf kalıyoruz. Bunu da Allah subhanahu teala bize sormaz mı? %100 soracak. Ya mesela öyle söyleyeyim. Eve gittiğiniz zaman saatlerce televizyon dizisi izleyebiliriz. Ya da işte saatlerce film izleyebiliriz. Eşimizle konuşabiliriz. Çocuklarımızla ilgilenebiliriz. Ama Allah'ın dinine geldiği zaman konu bir nevi bahaneler, bir nevi mazeretler üretiyoruz. Bu da Allah subhanahu teala katında bizim suçlu olduğumuzu göstermez mi? %100 gösteriyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Mecbur ayak uyduruyor sistemi. Böyle. Ben öncelikle iki şeye açıklık getireyim. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kahramanıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi düşmanların elinden kurtarmıştır. Birçok emeği geçmiştir. Birçok şey geçmiştir. İkinci olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız İslami kurallara göre yaşamaktadır benim kanaatimce. Tabii ki onun da bazı yerlerde esnemeleri oluyordur. Bu da olmak zorunda yani. Mesela Mustafa Kemal'in kahramanlığı Allah-u Teala'nın kitabını kaldırıp yerine layık İtalyan onlardan alıp gelmesi midir? O ayrı bir konu. Nasıl mesela? Büyük bir konu değil mi? Nasıl? Allah-u Teala'nın kitabını kaldırıp yerine İtalya'dan, İsviçre'den, Almanya'dan kanunlar alıp Allah'ın kanunlarını İtalya'daki kanunlara tercih etmeyip İtalya'daki kanunlar, Almanya'daki kanunları o insanların saçmalıklarını Allah'ın kanunlarına tercih etmesi kahramanlık mıdır? Ay Kemal Atatürk din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. Ama Allah öyle demiyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir diyor. Devleti Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksiniz diyor. Kerim okursun, öğrenirsin, uygularsın. İstersen dediğin gibi İtalyaca bir kitap alırsın, oradan okursun. Kişinin kendisini İngilizce, Fransızca mecburi, Türkçe mecburi olacağına Kur'an-ı Kerim mecbur yapsın ilkokullarda, ortaokullarda. Atatürk'ün hayatını baştan sona kadar 2'ye giden çocuk A'dan Z'ye kadar biliyor. Peygamberimizin hayatını bilsin. O mecburi dersi olsun. Var. Din, kültür ve eğitim dersi var. Kültüründe ne öğretiliyor? 2 tane sure. Onu bilmiyorum ben. Ne öğrettiklerini bilmiyorum. Siz demiştiniz ki adalet arıyoruz. Evet. Bu inançla adalet asla bulamazsınız. Çünkü Mustafa Kemal asıl adaleti ortadan kaldırıp adaletsizliği getirmiş. Ama siz bu adaletsizliğin içerisinde adalet ararsanız asla ve bulamayacaksınız. Maalesef aradığınız şeyi aslında kendimizi düzeltmezsek asla bulamayacağız maalesef. Ya bir Müslümanım diyorsunuz kendinize değil mi? Öyle bir duruma maalesef getirmişler ki İslam'ı yıkan, İslam'ı devlet kademesinden 1924'te kaldıran, Arapça alfabesini kaldırıp yerine Latin alfabesi yani kafirlerin alfabesini getiren, İslam'da hicri takvim vardır onu kaldırıp miladi takvimi getiren, Cuma'yı tatil yerinden çıkartıp pazara getiren, bizim değerlerimizi alıp Batı'nın, kafirlerin kanunlarını ve adetlerini getiren bir insanı maalesef savunur bir hale gelmişsiniz. Saygı duyarım ama ben kendi görüşüm bu şekilde. Dediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk'ü de seviyorum. Allah'ımı da çok seviyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da bu şeylere yakın yaşadığını düşünüyorum. Teşekkürler. Yayınlanmasına sorun var mı? Yok. Yok. Teşekkürler. Çok teşekkürler.